Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim taburcu olmuş. Hayret ettim. Yani şöyle bir düşündüm. 14 gün mü oldu? Ya da koronavirüs tedavisi bu kadar hızlı yapılabiliyor mu? Ben biliyorum ki istekler hiç bitmez. Evde tuttuğunuz zaman elektrik ve doğalgaz gideriniz artıyor. Daha çok evde yaşam oluyor ve geliriniz kayboluyor. 65 yaş üstü olup günlük çalışan birçok insan var. Bir talebiniz olmuştu, onu getirdik. Bir gıdayla ilgili. Evlerine gönderilecekken görüldü ki Ankara Gölbaşı'ndaki umrecilerin kaldığı yurtta 95 kişide koronavirüs çıktı. Ya şaka gibi. Cenaze namazlarının da yasaklanmış olması gerekmiyor mu? Ruhu için Allah rızası için El Fatiha. Home Office'ten merhabalar. 65 artı olduğum için tabii Ankara'da evde çalışmaya devam ediyorum. Az önce sevindirici bir haber geldi. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim taburcu olmuş. Hayret ettim. Yani şöyle bir düşündüm. 14 gün mü oldu? Ya da koronavirüs tedavisi bu kadar hızlı yapılabiliyor mu? Yapılıyorsa bu yoğun bakımda olanlar, diğer hastalar yani gözlem altında hastanelerde tutulanlar neden bu kadar çabuk taburcu olmuyorlar? Yani elbette Fatih Terim'in koronavirüs olmadığını iddia edecek değil. Ama çok şüphelendim doğrusu. Yani bu kadar hızlı tedavi. Bravo doktorlara. Sporcu olmanın belki de faydası bu. Ama bilmiyorum yani bu konuda bence doktorların bir açıklama yapması lazım. Ya da Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın bir açıklama yapması lazım. Değerli izleyiciler, evde kal deniyor da aslında evde kalı hükümet diyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da evde tut diyor. Şimdi evde nasıl tutulacağız? Yani bakın ben ve eşim 65 artıyız. Evde oturuyoruz. Yasak başladığından bu yana henüz daha bizi arayan, soran yok. İki kişiyiz evde. Tabii çocuklarımız var, gelinlerimiz var, torunlarımız var. Onlar her gün arayıp soruyorlar. Ama devlet ve belediye yok. Yani bir ihtiyacımız da yok. Allah'a bin şükür. Ama hani bir merhaba, bir ihtiyacınız var mı diyecek yok şu ana kadar. Onu da vurgulayayım. Peki evde tut anlamı ne? Anlamı şu. Evde tuttuğunuz zaman bir kere elektrik ve doğalgaz gideriniz artıyor. Daha çok evde yaşam oluyor ve geliriniz kayboluyor. Yani işiniz kayboluyor. 65 yaş üstü olup günlük çalışan birçok insan var. Evine ekmek götürmek için, evde tencere kaynaması için. Nasıl kazanacaklar? Nasıl geçinecekler? Gençler keza öyle. Evde kal, iş arama, çıkma, her şey yasak. Şimdi camilerde toplu namaz yasaklandı. Değil mi? Evet, güzel. Geç bile kalındı. Ben yazmıştım. Üzerine bir cuma geçti, kılındı. Umre'den gelenler gene yazdık. Neden Umre'de tutulup orada kontrolleri, muayeneleri yapılmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı hem Mekke'de hem Medine'de iki tane dev hastane yapmış. Neden orada umrecilerin sağlık kontrollerini yapmadan Türkiye'ye gönderdi? 21 bin umreciden sadece 3 bin küsürü ya da 2 bin küsürü Ankara'da gözlem altına alındı. Onlar da tam taburcu ya da evlerine gönderilecekken görüldü ki skandal. Bugün gelen haber Ankara Gölbaşı'ndaki umrecilerin kaldığı yurtta 95 kişide koronavirüs çıktı. Ya şaka gibi. Yani nasıl tedbir, nasıl önlem bunlar? Bugün bir arkadaşım söyledi, emekli gazeteci arkadaşım söyledi. Yeğeninin cenaze namazı defin sırasında toprağa verilirken kılınmış. Orada kılınmış. Yani camide kılınmamış. Sonra araştırdım.
aralık bırakarak cenaze namazı kılınması izni verilmiş. Hani cenaze namazlarında imam der ya, safları sıklaştırın diye. Bu sefer safları açın demiş. E demek sıklaştırmak da İslami bir kural değil. Tamam, cenaze namazı gidiyoruz, son görevimizi yerine getiriyoruz, aileye taziyelerimizi iletiyoruz. Ama cenaze namazlarının da yasaklanmış olması gerekmiyor mu? Hoşça kalın, sağlıkla kalın.